Ayakkabı boyamamız icap ediyor, fırında çalışmamız icap ediyor, başka bir şey yapmamız icap ediyor. Simit satacaksın hocam. Tabii. Nurullah hocamın da hayatında buna benzer şeyler çok var. Çok şey var. Ve biraz da böyle ayakkabı boyadığında da bayağı işin artistik tarafıyla da ayakkabı boyarmışsın hocam. Vallahi şöyle söyleyeyim. Geçen gün bir televizyon programı yapan arkadaşım dedi ki, hocam dedi sizin bu değişik mesleklerle ilgili yaptıklarınızın çekimini yapalım gidip. Dedim ki çok iyi olur dedim. Bir ayakkabı boya sandığı buluruz. Nasıl boya yaptığımı göstermek istiyorum. Yani o kadar çok emek verdim ki çünkü o zaman. Yani o fırça sallayışımı filan. Önce temizliyorum. Önce tabii. Bir ön cila sürüyorum. Tabii. Ayakkabı hafif bir parlıyor. Boyayı sürüyorum üzerine. Onu siliyorum temiz bir bezle. Sonra tekrar cilalıyorum. Yanlara koyuyorum o peçeler diyoruz işte. Sen ayakkabı peçeleri. Boyamıyorsun azizim. Yani, şiirini yazıyorsun. Ya öyle bir boyuyordum ki Recep kardeşim. Yani gidiyordum adam diyordu Nurullah gel diyordu ayakkabılarımı boya. Çünkü neden biliyor musun? Yüzümü görmem lazım ayakkabıda. Ölçüm buydu. Yani boyadığım ayakkabıda yüzümü göremiyorsam o cilanın içerisinde, o silüeti göremiyorsam bir daha cilalıyordum. Böyle yapıyordum işimi.